Hazreti Mevlana'nın gözünden baktığımız zaman o daha farklı bir pencereden bakıyor. Tabii. Ve şu namazla ilgili şöyle bir tanımlaması var. Çok güzel. Belki bu bakış açısını da seyircilerimize anlatması açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Diyor ki namaz kullardan Rabbe bir hediyedir. Evet, aslında bütün ibadetler için aynı şeyi değil mi? Söylüyor Hazreti Orada Mevlana. Çok müteşekkir olduğumuz, evet, minnettar olduğumuz, böyle kendimizi gerçekten karşısında nimetleriyle birlikte borçlu hissettiğimiz, evet, birine sunduğumuz bir hediye. Evet, çünkü hediyeleşme de kerhen olan bir şey değildir Lamia hocam. Yani hediyeleşme de birbirini seven insanların birbirlerine sundukları şeylerdir. Dolayısıyla biz de Rabbimize olan sevgimizi bundan daha güzel, daha samimi bir şekilde ifade edemeyiz. Hatta Hazreti Mevlana böyle kerhen yerine getirilmiş olan ibadetleri sağırın hasta diyaloğuna benzetir. Hastayla Çok olan güzel bir hikayedir o da. Evet, Evet, dinleyelim hocam sizden. İşte sağır bir adam komşusunun hasta olduğunu öğreniyor. Diyor ki komşum hasta, onu ziyaret etmem lazım ama diyor ben de sağırım. Ama diyor hasta ziyaretine gidildiği zaman da belli malum bazı sorular sorulur. Klişe cevaplar alınır. Ben soruları sorarım. Anlamış gibi teskin ederim. Sonra diyor vazifemi yapmış olurum. Gidiyor komşusunun yanına. Komşum diyor nasılsın? O da artık böyle sekerat-ı mevtte gibi sanki. Ölüyorum diyor, çok hastayım. Oh oh diyor, çok memnun oldum. Çünkü iyiyim diyebilecek olduğunu öngörerek gidiyor. Oh oh diyor, ne kadar memnun oldum. Peki diyor neler yiyip içiyorsun? Tabii çok sinirlenmiş ve kırılmış olduğu için zehir diyor şey. Hasta yatağındaki komşu şifa olsun inşallah diye sağır ısrar ediyor. Doktorlardan diyor kim geliyor? Azrail deyince İyice sinirlenmiş bir hasta halde. yatağındaki kişi çok diyor hazık bir hekimdir, tanırım kendisini. İnşallah diyor şifanı bulursun. Yani burada sağır olan kişi komşusuna vazifesini yapmış olduğunu düşünüyor. Komşu da derdini anlattığını zannediyor. Dolayısıyla bu diyalogdan hiçbir şey çıkmıyor. Hazreti Mevlana'nın gözünde de böyle kerhen, samimiyetsiz, kuru bir şekilde yerine getirilen ibadetler sağırın hasta diyaloğu gibi tanımlanmış, bize aktarılmış. Namaz konusuna gelecek olursak, namaz sizin de buyurduğunuz gibi diğer ibadetler arasında belki ibadet dendiğinde ilk akla gelen ve ön plana çıkmış olan bir ibadet olarak karşımıza çıkıyor. Mahiyet itibariyle de kulun idrakini, acizliğini idrak ettiği, hakkın karşısında tevazuyla eğildiği, ona olan aslında bütün duygularını sunabildiği bir ibadet. Hatta namazın belli bölümleri Hakk'a en yakın olduğumuz zamanlar. Yani secde et ve yaklaş diyor Allah. Ya da işte Ankebit suresi 45. ayette namaz insanları kötülükten alıkoyar. Namaz dinin direğidir. Ya da işte secde et ve yaklaş gibi böyle namaz hem parçaları itibariyle hem mahiyet itibariyle Kur'an-ı Kerim'de rivayetlerde üzerinde sıkça durulan bir ibadet olarak karşımıza çıkıyor. Hazreti Mevlana Mesnevisinde namazı şöyle bir benzetmeyle açıklıyor. Namaz kişinin Hakk'a yaklaşabilmesi için çok önemlidir. Bu şunun gibidir. Kişi önüne bir duvar gerilmiş bir kişi, duvarın ardında bir nehir akıyor. O nehrin varlığından haberdar ama ona ulaşamıyor. O nehre ulaşamayan kişinin durumu gibidir. Ama o nehrin varlığından haberdar olabilmek için önüne gerilmiş olan duvardan işte taş parçaları, tuğlalar koparıp nehre atıyor. Oradan gelen suyun sesiyle memnun oluyor. İşte Mesnevi üzerine çalışan şarihler buradaki nehri Hakk'ın tecellisi olarak kişiyi duvarı, benlik duvarı olarak görüyorlar. İşte diyorlar kişi benlik duvarından koparmış olduğu işte kötü huylar, terk etmiş olduğu kötü alışkanlıklar vesilesiyle Hakk'a yaklaşmaya çalışır. Arındıkça ama, evet, yaklaşıyor. Arındıkça yaklaşır, arındıkça yaklaşır. Bu noktada da secde başta olmak üzere bu gayretlerin en kıymetlilerinden bir tanesidir namaz Hazreti Mevlana'nın gözünde. Zaten az önce de bahsetmiştim Hazreti Mevlana namazında çok titiz bir abid. Vaktini asla geçirmeden ezan okunur okunmaz Hakk'ın huzurunda duran bir Hazreti Mevlana görüyoruz. Bütün rükünlerini
eksiksiz yerine getiriyor ve diyor ki namazın bütün rükünleri Hakk'ın huzurunda bir kapı çalma vesilesidir. Ona halimizi arz edeceğimiz, kendimizi beyan edeceğimiz secdesi, rükûsu, kıyamı, işte teşehhüdü ya da işte duasıyla biz kendimizi Hakk'a arz ederiz. Hakk'ın kapısını çalmaya birer vesile olarak tanımlıyor namazı, namazın rükünlerini. Ve Hazreti Mevlana'nın namazdan kastettiği şey yakalanması gereken bir hal aslında. Ve o halin insan hayatında daimi oluşu. Hani namaz kötülüklerden alıkoyar, evet. O kötülüklerden alıkoyma meselesi, o korunma halinin insanın hayatında daimi olmasını hedefler Hazreti Mevlana.